Ankara'da kimler kalır Ankara'da? Ankara'yı çok sevenler kalır. Ankara ile İstanbul arasında İstanbullular gücenmesinler ama bir fark vardır. Ankara demek böyle bir ruh demektir. Ankara demek bir dayanışma demektir. Ankara'yı sevenler. Şimdi mesela Ankara'da kalanlara şöyle bir baktığım zaman Erdal Beşikçioğlu kaldı. Bir de rakçılar kalır. Bizim Ankara'da da giderdik böyle işte siyah tabii beyazla falan. Rakçılar da Ankara'yı terk etmezler. Dolayısıyla ben onu bir Ankara sevdalısı olarak görüyorum. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Dolayısıyla siyaseti giriş macerasında ondan dinlemek istedim. Ama onun bu işte son zamanlarda görüyorum Ümit Erkol'la da çok uyumlu bir iş Birlikte, her yerde birlikteler. Dolayısıyla şu Mansur Yavaşlı fotoğrafı rica edeceğim arkadaşlar. Önce. Heh. Şimdi yakınları da dediler ki Mansur Yavaş zaten tiyatroya da sanata da çok değer veren birisi. Bizim oyunlara da çok geliyordu dedi. Bak maviyle de gelmiş Mansur Başkan. Tabii üstteki yazı da çok güzel değil mi? Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı. <laughs> Ankaralı demeyelim de Ankaralı oluyor. Ankaralı. Daha doğru. Bir kere önce tebrik ediyorum. Çok Hayırlı teşekkür olsun. ederim. de konuşacağız ama Ümit'i de çok yoğun programları var uğurlamadan önce. Bu iş nasıl oldu da oldu ya Ümit? Yani e, öncelikle herhalde Sayın Genel Başkan'a, Özgür Özel'e teşekkür etmek gerekiyor. E, bir... E, ...değişim, yenilenme ve Ankara'daki umudu yükseltme projesi olarak ortaya çıktı. Ee, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla ve öngörüleriyle de... ...bir diyalog sonrasında yine son noktayı e, Sayın Genel Başkan'la Erdal Bey'in görüşmesiyle koyduk... ...ve adaylığı hepimizi mutlu eden bu adaylığı gündeme geldi. Şimdi fakat şu anda nasıl durum sence Ümit? Önce ee, onu anlat. Yani sonrası... Bir defa... E, Parti üyeleri, örgütü, tabanı bir günde bağrına bastı. Mükemmel yani yüzde yüz bir mutlulukla bağrına bastı. Birkaç gezi yaptık. Henüz daha seçim kampanyamızı başlatmadık ama evet. birkaç böyle ısınma turu yaptık Etim -Eskut'ta. En az oy aldığımız mahallelerde yaptık. Gerçekten insanı duygulandıran görüntüler yaşadık. Kendisi sizinle paylaşacaktır ama benim umudumu ve bu kararın doğruluğu yönündeki Görüşümü çok güçlendirdi Peki. bu birkaç gün. Şimdi dönelim, bir kere daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bir de sizden dinleyelim. Şimdi siz zaten politik kişiliği olan bir insansınız. Yani hı hı. tiyatrocusunuz, tiyatrocu tarafınız. Hı hı. Mesela ben Çiçero'daki oyunuza çok hayran kalmıştım. Yani hı hı. olağanüstü bulmuştum onu Politik duruşu da olan bir insansınız. Bu da belliydi. Fakat aktif siyasete girmek nasıl oldu? E şöyle oldu. Bunu biraz nükteden anlatayım Lütfen. isterseniz. Ee, ben yaklaşık yani 30 yıldır tiyatro yapıyorum. 10-12 yıldır da özel tiyatroydayım. Ee, ancak siyasileri biz salonlarımıza beklerken e, çok az katılım oluyor tabii ki. Siz politik tiyatroda yapsanız. Ben de karar verdim. Dedim ki madem öyle dedim. Siyasileri bir salon alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım. Çok güzel. İyi fikir. İyi İman. Ee, bunun üzerine de tabii ki e, Ümit Bey bu konuda çok ısrarcı hatta o ısrarcılığın altında da ihtiyaç dahilinde olduğunu, Tabii. o kadar güzel betimledi ki bana, başarılı olmak istiyorlar. Evet, o kadar güzel betimledi ki, yani dedim neden Etimesutta neden Çankaya değil? Hı. Çünkü sanat Etimesutta ihtiyaç var dedi. Etimesuttaki bütün o yaş skalasını bütün profilleri çıkartıp önüme koydular bütün o grafikleri ve dediler ki burası dediler kültür sanatın Doğan güneşi olmak zorunda. Etimeskut. Evet, evet. Çünkü oradaki yapılaşma kendi içerisinde çok genç, çok genç aile olan bir kitle. Ee, ve bunların kendi içerisindeki sosyal etkinlikleri maalesef yok. Yani Etimesut Ankara merkeze çok uzak bir ilçe ama oradaki arkadaşım beni seyretmek için ta merkeze geliyor. Ben dedim ki tamam anladım Mehmet Başkanım dedim. O zaman ben onlara gideceğim be. ve bu hikayeyi böyle toparlayacağız. Ya onun için zaten şöyle söylediler. Şimdi ilk başta tabii bir şok dalgası oldu. Hı hı. Hatta bazen bir kısmı da yadırgadı önce. Sonra birileri de dedi ki mesela CHP Genel Merkezi'de ya arkadaş dedi aslında bu kadar popüler, bu kadar sevilen bir isim. Çankaya istese Çankaya da verilirdi. Hmm, Bak hmm. Çankaya değil dediler. Evet. Yani şimdi anladım etimesi evet. mantığını. Ya, tabii yani bizim geçmişteki tecrübelerimizi öyle yani koskoca bir örgüt var arkanızda. Alelade tam da popüler bir kimlik içerisinde bunu da alalım tabii ki denmez. Yani sizin özgeçmişinize bakarlar. Özgeçmişimizde neler yaptığımıza bakarlar. Ben şunu çok önemsiyorum. Ee, bir tiyatronun repertuarı Hı. kendi içerisinde o bölgenin sosyolojik konjonktürüne göre ayarlanmalıdır. Çok güzel. Ee, biz Diyarbakır'dayken, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yaptığım sırada Hayri Kozakçıoğlu'nun olduğu zaman ki keza Hizbullah'ın yeni... Bakın Hayri Kozakçıoğlu dediği o hal valisiydi. O zaman öyle bir şey hmm. vardı. Evet. Bak, ha, enteresan. Evet. O hal valisiydi. Hayri Kozakçıoğlu DYP genel başkanlığı da genel başkan yardımcılığı da yaptı sonraki. Ve otellerde tarihlerde faili cinayetler Evet, filan, değil evet. Mi? evet. Yani korkuş. Biz her sabah kalktığımız zaman kaldırımların üstünde dökülmüş kireçlerle uyanıyorduk biz. Ki çatışmanın ya da işte o eylemin evet. evet, o eylemin nerede olduğunu görüyorduk. Ve o dönem Hizbullah'ın e, kontur geriliği olarak e, ortaya çıkmaya başladığı ee. zaman. Ee, bu ortamda biz bir e, repertuar hazırladık. Hazırladığımız repertuar sahne bir sahte bir din adamının kendi içerisindeki kitleyi etkilemesi üzerineydi. Ve bizim tiyatromuzda yani aslında o barış kurumunun içerisinde ilk defa bomba patladı. Ee, o dönemi isteyen arkadaşlar araştırabilir ki savaş ayı o zamanlar eee Allah rahmet eylesin bize gelip bu konunun üzerinde çok durmuştu. E şimdi böyle bir ortamdan çıkıp e, kendi içinde e, bu görevi üstlenir misin diye sordukları zaman ben de dedim ki e, tamam işte yani bir insan kendi hayatını hiçe sayıyorsa başka hayatların efendisidir. Hı. Ben de dedim buradan yola çıkayım. Peki şıkayım. dur devam edeceğiz. Şimdi değerli izleyenler ben şimdi... Behzatçı Erdal Beşikçioğlu ile devam etmek istiyorum. Çünkü çok soru sormak istiyorum. Çok Çünkü ya ben de bir insanım canım. Ben de yani onun tiyatrocı e, tiyatrocu tarafına hayranım yani. Böyle izledim yıllar yılı. O da benim dibime kadar gel. Yani biraz konuşacağım. Ümit'in çok yoğun programları var. Ümit e Erkol'u olacak Ümit çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve hayırlı olsun. Ben Bütün ediyorum. aileye Hepimize. selamlar, sevgiler. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Reklama birlikte gidelim. Bir sonra Erdal o, Bey ile devam edelim. Peki. Güven gidelim. Ne erdiler? Hadi. Ben orada kapının bir kenarında önce cesedin başında durdum. Sonra kapının orada durdum. Ama ben hep o gün orada durdum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Acizsiniz. Acizlik nedir diye işte bir cesedin başında öyle durmak acizliktir yani ve emniyet saatler sonra beyaz bereli katilin ilk görüntülerini paylaştı. Samas cinayetten 36 saat sonra yakalandı. Yani güzel bir poz verdim. Hem de gülerek. Kardeşim benim. Hayır güzel bir poz. Gittim direkt. Bekledim 3-3 gün serdekmanı. Pusu yaptım. Çıkardım. Vurdum silahımı. Samas ile fotoğraf çeken Samsun Asayiş Şube Müdürü Yakup Kurtaran yıllar sonra ödüllendirecekti. Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığına kadar yükselecekti. Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından 20 Nisan 2007'de aralarında Erhan Tuncel, o gün Samas ve Yasin Hayal'in de olduğu 19 kişi tasarlayarak insan öldürme suçundan dava açıldı. 2 Temmuz 2007'de ise ilk dava görüldü. Kamu görevlileri ise 2016 yılında yargılanmaya başladı. İşte o günden bugüne adalet arayışı devam ediyor. Cinayetin tetikçisi o gün Samast 16 yıl sonra serbest kaldı. Tetiği çektiğinde 17 yaşındaydı. Çocuk kabul edildi. İyi hal indirimi yapıldı. Cinayetin 17. yılında Hrant Dink için adalet sağlanamadı ama Samast serbest kaldı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliğinde hissediyorum demişti Hrant Dink. İşte bu meydanda ailesi arkadaşları yıllardır adalet arıyorlar. Biz bitti demeden bu dava bitmez diyorlar. Biraz evvel tek tek teşekkür etmiştim. Sahra Atil Hanım bu özel çalışması. Ben hani keşke rica etsem Murat Yalnız arkadaşımıza bu özenli çalışma için çok çalıştılar. Fikirleri için de emekleri için teşekkür ederim. Aslında biz hani üçe böldük bir haber programı olduğu için burası. Belki de 12 dakikalık bir belgesel olarak baştan sona yayınlarsa çok güzel olur diye. Naçizane bu da benim fikrim olsun. Bunun kurgusunu da Barış Ozan adı güzel yapmış. Ona da emekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi efendim Ankara'yı ben seviyorum bunu biliyorsunuz. Ankara'yı herkes çok sevmez. Aslında bir başkent olarak herkes sever de. Hani yaşama güzel. işte mesela bir İstanbulluya, İstanbul aşığına veya bir İzmir aşığına Ankara'yı sevdirmek kolay değildir. Genelde işte medya, sanat, reklam, tiyatro dünyasından filan Ankara'da olunca sonra İstanbul'a giderler. Pek çokları gider. Ben mesela İstanbul'a geldim görev gereği ama aklım hep böyle Ankara'da kalmıştır. Gönlüm, kalbim Ankara'da kalmıştır. Ankara'da severim. Ankara'yı çok sevenlerden bir tanesi de tiyatrosuna, oyunculuğuna, sanatçı kişiliğine ve duruşuna hayran olduğumuz, şimdi de politikaya giren Erdal Beşikçioğlu, Besat Ç. Amirim hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar.